Mutlu sabahlar, yeni bir günle daha, haftanın son birlikteliğinde ama karşınızdayız. Günaydın diyelim, bulunduğunuz tüm mekanlara saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz yine her sabah yaptığımız gibi bu sabahta. Saat 9.30'a kadar buradayız, ülke gündeminde neler var bunlara bakacağız. 8.30 itibariyle Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi Avukat Sayın Ayşe Öztabay bizimle birlikte olacak. Ülke gündemini ve Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun çalışmalarını öğrenmeye, bilgi almaya çalışacağız Sayın Ayşe Öztabay'dan. Değerlendirmelerinize, soru ve görüşlerinize açık olduğumuzu da yinelemiş olalım her sabah yaptığımız gibi. Gelin şimdi bakalım bu sabahın gündeminde, 8 Şubat'ın gündeminde bizi neler bekliyor, birlikte okuyup haberdar olalım. İlk gazetemiz Kıbrıs ve Kıbrıs Gazetesi bir kere de emekçi kazansa olmaz mı başlığını kullanmış bugün manşetinde. Bu ülkede her zaman çok çalışan, az kazanan, iş yaşamında güvenceden yoksun olan özel sektör temsilcileri için ilk kez bazı yasal düzenlemelerle kazanımlar sağlanmaya çalışılması bazı işverenlerin ve onlardan çekinen bazı siyasi partilerin muhalefetiyle karşılaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yerel iş gücünü desteklemek için oluşturulan fondan özel sektör çalışanlarına İş yerlerinin sendikalaşıp toplu sözleşme imzalaması karşılığında vermeyi kararlaştırdığı 750 Türk liralık katkı payı bazı işverenlerden onay görmedi. İşverenlerden çekinen ve onlara şirin görünmeye çalışan bazı siyasi partiler de 750 Türk liralık katkı payına karşı çıktı. Hatta katkı payı dörtlü koalisyon hükümetinde de görüş ayrılıklarına neden oldu. Hükümette CTP ile TDP katkı payına onay verirken HP ile DP çekince ortaya koydu. Ana muhalefet UBP de emekçilere 750 Türk liralık katkı payına karşı çıkıyor diye yazdı gazete. Katkı payına karşı çıkan işverenlere ve siyasi partilere tepki gösteren emekçiler, hep mağdur tarafta olan emekçi bu kez kazanacak diye herkes gözünü buraya dikti. Emekçinin kazancı gözlerine battı. Bir kere de emekçi kazansa olmaz mı diyerek de değerlendirmelerini paylaşmışlar. Hem siyasilerin hem de sendikaların değerlendirmeleri de paylaşılıyor. Bir kere de emekçi kazansa olmaz mı başlıklı haberde. Arzu ederseniz detaylı ayrıntıları okuyabilirsiniz. Olumsuz hava koşulları olumsuzluklar yaratmaya devam ediyor. Tanker gemisi karaya vurdu. Bu haberi paylaşalım. Olumsuz hava koşulları dün ülkede birçok mağduriyete neden olurken bir geminin de karaya oturmasına yol açtı. Mausa limanı açıklarında iki gündür dev dalgalarla boğuşan Tanzanya bandıralı gemi, tanker gemisi, demir çapasının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturdu. Logonun yanındaki haberle devam edelim. 20 günde 10 aracın camını patlatıp hırsızlık yaptılar başkentte. Son günlerde park halindeki araçların camını kırıp hırsızlık yapan iki kişi dün de benzer bir eylem yaptıkları sırada yakalandılar. Yakayı ele verdiler. 20 günde 10 araçtan hırsızlık yapan zanlılar polis tarafından yakalandı diyor gazete. Logonun üzerindeki haberlerle devam edelim şimdi. Alt geçit üst geçit projesi davasının 8 iş gününde bitirilmesi bekleniyor. Binlerce kişinin her gün mağduriyet yaşamasına neden olan Gönyeli'deki alt geçit üst geçit projesiyle ilgili dava 20 ile 28 Şubat tarihleri arasında aralıksız şekilde görüşülecek. Davanın 8 iş gününde bitirilmesi hedefleniyormuş. Suçlarla mücadelede önemli bir protokol Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanlığı ile Türkiye İçişleri Bakanlığı arasında, suçların önlenmesi ve ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespitine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Eski yıpranmış kimlik kartlarıyla yurt dışına çıkışa izin verilmiyor. Polis bu konuda uyarı yaptı. Yırtılmış veya kırılmış, yıpranmış kimlik kartlarınızla Türkiye'ye gidişine izin vermiyor polis. Bu uygulamanın Türkiye polisinin kimlik kartı yıpranmış KKTC vatandaşlarının Türkiye'ye girişine izin vermemesi nedeniyle başlatıldığı açıklandı. Şimdi geldik havadise. Cami çok, imam yok, bütçe var, kadro yok dedi gazete manşette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 200 cami var. Din İşleri Başkanlığı'nın imam personel sayısı ise 150. Onlarca camide imam yok, Din İşleri Başkanlığı bütçesinde ödeneği olmasına rağmen
kadro sorunu devam ediyor diye yazdı gazete. 46 caminin boş olduğunu da belirtiyor haberinde. Girne'de 12, Lefkoşa'da 11, İskele'de 9, Mausa'da 9, Güzelyurt'ta 1, Lefke'de 4 olmak üzere ülke genelinde 46 camide imam bulunmuyormuş değerli izleyenler. Camilerdeki imam açığı özellikle cenaze namazları için hem kurum hem de vatandaş açısından ciddi bir sorun yaratıyor dedi Havadis manşette. Sürmanşete bakalım. Bir günde iki protokol. İçişleri Bakanı Baybars da Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun imza koyduğu protokol suçların önlenmesini hedefliyor. Protokole göre iki ülke arasında sakıncalı kişilerin ülke giriş ve çıkışında tespitinin sağlanacağı ortak mekanizmalar kurulacak. Aynı zamanda bir başka protokole daha imza koydu Türkiye İçişleri Bakanı Soylu. Sahil güvenlik alanında işbirliğini geliştirmeyi öngören bu protokolde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan ve Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir imza koydu. İçte detaylar. Fırtına koca gemiyi sürükledi. Geldik yeni düzene. Ülkeye girişlerde denetim dönemi demiş yeni düzen manşette. KKTC ile Türkiye arasında suçların önlenmesi ve ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı insanların tespitine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Türkiye ile imzalanan protokolün ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesi ve uluslararası güçle mücadele açısından ciddi adımlar içerdiğini, adli, teknik ve idari işbirliği yapılacağını söyledi. Protokol neyi içeriyor dedi gazete. Protokol ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesini, uluslararası göçle mücadele açısından ciddi adımlar atılmasını, adli, teknik ve idari işbirliği gerçekleştirilmesini bağlıyormuş protokolün içeriği. Devam edelim ilk sayfaya. Mürettebat kurtuldu ama gemi karaya vurdu. Gazi Mausa Limanı açıklarında halatı kopan tanker gemisi fırtınanın etkisiyle de sürüklendi ve karaya oturdu. Şimdi Afrika'dayız. Son tanık Derya Kanbay demiş gazete manşette. Savcılığın son tanığının dün de mahkemeye gelmemesi üzerine Afrika gazetesine açılan dava bir kez daha ertelenmiş ve 21 Şubat'a kalmış. Kıbrıs postasına baktık. Tasarruf et gazetede manşet bugün, ayrıntılara bakalım. Bir yılda et fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle yurttaş ya et tüketmeyip bu anlamda tasarruf ediyor ya da yine tasarruf amacıyla et alışverişi için Güney Kıbrıs'a yönelmiş durumda. Et satışlarında %50 oranında düşüş yaşandığını ifade eden kasaplar durumdan şikayetçi. Güney'e kayan et alışverişini denetlemekten aciz kalan yetkililer yüzünden kasapların günden güne işlerini devam ettirmek konusunda zorlandıkları ifade ediliyor. Ülkedeki yüksek et fiyatları nedeniyle vatandaşın Güney Kıbrıs'tan et almasını yadırgamadıklarını dile getiren kasaplar bu durumun sektörü derinden etkilese de insanlar haklı, o tarafta daha ucuz, ne yapsınlar şeklinde konuştuklarını yazıyor. Kasaplar ülkede canlı hayvan bulmakta zorlandıklarını da öne sürüyorlar. Hayvancılar Birliği Başkanı ise 2018'in Aralık ayında 12 bin kuzu kesildiğini ve bunun son derece yeterli bir rakam olduğunu ifade ediyor. Çapası kopan gemi Mausa'da karaya oturdu. İlk sayfadaki başlıklardan KKTC ile TC arasında adli kayıtlar paylaşımı açıldı. Gümrükteki polis kabarık sicilliye dur diyebilecek. Geldik diyaloğa. Endişe verici diyaloğun manşeti. Yeni zam hazırlığında olan Kıptekin 10 ayrı bankaya 197 milyon borcu var. Yeni toplu iş sözleşmesi ve maaş artışıyla yeniden gündeme gelen elektrik kurumunun 10 ayrı bankaya 196 milyon 925 bin Türk lirası tutarında borçlu olduğu öğrenildi. Diyaloğun sorularını yanıtlayan Kıptek Mali Koordinatörü Hasan Başoğlu en büyük borcun 45 milyon 544 bin Türk lirasıyla Türk Bankası'na ait olduğunu söylüyor. Bunu 33 milyonla İktisat, 32 milyonla da Yakın Doğu Bankası izliyormuş.
Elektrik ücretlerine yeniden zam yapılacağı yönündeki haberler üzerine vatandaş da paniğe kapılmış diyor Diyalog ve kaldıramayız diyerek de olası bir zamma ilişkin tepkisini dile getirmiş ki olası demeyelim çünkü konuyla ilgili bakan bir zammın gündemde olduğunun sinyallerini veren açıklamada bulunmuştu. Kışın ortasında açıkta kaldılar. Odun sobasından çıkan yangın 4 kişilik bilgili ailesini evsiz bıraktı. Bu haberi de paylaştık. Güvenlikte dev adım TC ile KKTC arasında suçların önlenmesi ve ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı insanların tespitine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Bunu da aktardık. Geldik yeni bakışa. Otorite eksikliğinin geldiği son nokta gazetede manşet. Ülkede sürekli artan suç oranları vatandaşta büyük tedirginlik yaratıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her isteyenin elini kolunu sallayarak girmesinden büyük sıkıntıları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken vatandaşlar, bir ülkeye girişin, o ülkede konaklamanın mutlaka kuralları olması gerekliliğini vurgu yapıyorlar. Vatandaş görüşleri paylaşılırken Yakın Üniversitesi'nden siyaset bilimi öğretim üyesi doçent doktor Şevki Kralp'ın da açıklamalarına yer verildi. Kralp ülkede sürekli artış gösteren suç oranları karşısında mobese kameraların öne çıkarıldığını belirterek bana sorarsanız önceliğin güvenlik kamerası sistemlerindense polis örgütünün personel eksikliğinin verilmesini yeğlerdim. Ancak bu kamera sistemi suç oranlarında arzulanan düşüşü sağlayacaksa buna elbette itiraz etmem. Umarım kamera sistemi beklenen etkiyi yaratır diyerek değerlendirmelerini paylaşmış. Son gazete Kıbrıs Radikal ve Kıbrıs Radikal'le devam edelim. Bakanlık göreve demiş manşette Kıbrıs Radikal. Girne istikametinden Gönyeli Çemberi'ne geldiğiniz zaman yükselen inşaatlar karşınıza dikiliyor dedi gazete. Bu inşaatların çevresine güvenlikli ve TSE belgeli usulüne uygun olarak iskeleler kurulmadığı, yeşil örtüyle çevresinin kapatılması gerekliliğine de işaret eden gazete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir kaza yaşanmadan bu duruma müdahale etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor. Bu şekilde gazetelerin ilk sayfalarına baktık, en azından bazı haberleri paylaştık. Çok daha fazla ayrıntı gündem başlığına, ülkenin ve dünyanın gündemine dair iç sayfalarda yer buluyor. Bu kadarını paylaşıp çok kısa bir araya geçelim. Reklamların sonrasında buradayız. İkinci bölüme başladık reklamları izleyip. Şimdi Türkiye ve spor gündemine bakalım. 8.30'da Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi Avukat Sayın Ayşe Öztabay bizimle birlikte olacak. Bir kez daha bu anonsu da yapalım ve gelelim Türkiye gazetelerine. Cumhuriyet'le başladık. Onlar affetti, yurttaş öldü başlığı kullanılıyor manşette. Hükümet de belediyeler de oy ve para için kaçak yapılara göz yumuyor diye yazdı Cumhuriyet gazetesi. Kartal'da yıkılan 8 katlı bina gözleri kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affına çevirmiş. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı açıklamalar yapıyor. Halen ülkedeki yapı stoğunun %60'ı kaçak diyor. Karara baktık. Karar gazetesi Kartal faciası alarm zili demiş manşette. 19 saat sonra gelen mucize, 8 katlı bina 10 kişiye mezar oldu. Ancak molozların altında kaç kişi bulunduğuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Felaket alanında bir de mucize yaşandı. Yıkandı enkazdan çıkarılan Nazan Tekgöz'ün Havva kurtuldu mu diye sorduğu 5 yaşındaki kızı 19 saat sonra gün yüzüne çıktı. Yeni Şafak'a baktık. Terör cephesi tehdit etti başlığını gördük manşette. 7 ülke Fırat'ın doğusuna müdahaleyi engellemek için Türkiye'yi hedef almış. Akşama baktık. 4 araçtan biri durdu. Akşam yollara çıkmış. Öncelik yayanın uygulamasının ne kadar geçerli olduğunu yerinde tespit etmiş. CHP enkazı Türkiye gazetesinde manşette. Kartal'da çöken binayla ilgili CHP'li Kartal Belediyesi suçlanıyor. Star gazetesi diktatöre isyan depremi, CHP'de zoraki aday istifaları başlığı altında detaylara yer verildi. Geldik spor haberlerine şimdi. Yeni bakışa baktık. Burgaç zor bir deplasmana gidiyoruz dedi. Davulcu mental sıkıntılarımız var açıklamasını yaptı.
Ligin ikinci devresine 5-1'lik küçük kaymaklı galibiyetiyle başlayan Cihangir'de moraller ve keyifler yerindeymiş. Teknik direktörle Toygar Davulcu'nun getirildiğinden sonra gözler Cihangir karşılaşmasına çevrilmiş, haberin kullandığı bazı ifadeler. Diyaloğa baktık şimdi, ikisinin de hedefi galibiyet dedi manşette. Merit Alsancak Yeşilova'yla Cihangir yarın karşı karşıya gelecekleri maçın son hazırlıklarını da tamamladı. Afrika Kupa'da ikinci tur heyecanı demiş manşette Kıbrıs Kupası'nda. İkinci tura yükselen takımların maç programı belli oldu. Karşılaşmalar 12 ile 13 Şubat tarihlerinde oynanacak. Yeni düzenle devam ettik. Lefkoşa'ya kazanmak için geleceğiz. Süper Lig lideri Mausa Türkgücü ligde bu hafta Çetinkaya'ya konuk olacak. Para yok, yürek var Havadis'te manşette. Gönyeli maddi ve manevi anlamda sıkıntılar yaşamasına rağmen son maçlarda aldığı skorlarda üst sıralara çıkışını sürdürüyor. Son gazete Kıbrıs, Sinde de tozu dumana katacaklar başlığını kullanarak gerçekleşen 2019 Kış Kupası'nın ikinci ayağının 10 Şubat Pazar günü yapılacağının duyurusunu ve haberini paylaşmış bugün manşetinde. Bu kadarını paylaştık. Yine kısa bir araya geçelim. Biz reklamları izleyelim. Reklamların hemen akabinde konuğumuz Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi Avukat Sayın Ayşe Özsabay olacak. Kurulun çalışmalarını, özellikle de bu yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili ortaya konulan çalışmalarla alakalı olarak Sayın Ayşe Özsabay'ın değerlendirmelerini alırken çalışmalarla ilgili... Çok özür dilerim. Bilgi sahibi olacağız reklamların sonrasında. Reklamların ardından stüdyodayız şimdi. Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi ve aynı zamanda avukat Sayın Ayşe Özsabay bizimle birlikte. Bir programın bir bölümünde Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun çalışmalarıyla ilgili, yapısıyla ilgili bilgi alacağız. Ama sonrasında tabii ki daha önce de Sayın Özsabay'la yapmış olduğumuz programlarda hukukçu kimliğiyle ülkede yaşadığımız süreçlere ilişkin de değerlendirmelerini ve görüşlerini almaya çalışacağız. Günaydın diyelim, hoş geldiniz diyelim. Günaydın sevgili Baykan. Ne güzel, çok uzun bir ara vermişiz galiba. Evet. Bu sezonun ilk programını yapıyoruz yanılmıyorsam. Doğru. Geçen sezon birçok programa imza koyduk sayenizde ama... bu sezondaki ilk birlikteliğimiz, hoş geldiniz. Zaman ayırmanız son derece önemli. Şimdi Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun ben biraz çalışma şekli ve yapısı, görev ve yetki alanıyla ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Şimdi sabahleyin ben de Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu düzenleyen yasa üzerinden biraz bilgi sahibi olmaya çalıştım ama elbette ki yazılı materyaller anlatımdan çok daha zor kavramaya yol açabilecek şeylerdir ama biraz sizden bilgi alalım. Şimdi görebildiğim kadarıyla idari, hukuki ve teknik her türlü yolsuzluğu, usulsüzlüğü bünyesinde araştırmak, bu araştırmaların sonuçlarını da başbakana sunmakla yetkili bir yapısı var Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun. Buradaki hukuki, idari ve teknik kısımdaki usulsüzlük, hukuksuzluk derken ne kastediliyor? Tam anlamıyla yetki ve sorumlulukları içinde ne bulunuyor Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun? Evet, tabii ki Başbakanlık Denetleme Kurulu, Başbakanlığın bünyesinde kurulmuş bir yapı ve yolsuzlukları denetleme üzerine kurulmuş. 4 üyesi, bir de başkanı olan bir organizasyon. Ve Sayın Başbakan'ın kamu menfaati açısından araştırılmasını uygun bulduğu konuları aktardığı ve bu anlamda bu konuların araştırıldığı, detaylı şekilde araştırıldığı, raporların hazırlandığı ve tekrardan Başbakanlığa sunulduğu bir çalışma alanı ya da bir çalışma birimi olarak adlandırabiliriz. Yasası var. Yasasında çalışma şartlarıyla ilgili, hangi teknik donanıma haiz olduğuyla ilgili, sınırlarının ne olduğuyla ilgili detaylı bilgi mevcuttur. Ve bu anlamda da dediğim gibi bu toplumu yaralayan, toplumda soru işareti olan hususların, kamu menfaatinin zedelendiği hususların açıklığa kavuşturulması için Başbakan tarafından bize görev verilir, kurula görev verilir.
kurul detaylı ve hassas incelemeleri doğrultusunda hazırlamış olduğu araştırmaları ve raporları verileriyle birlikte, çünkü detaylıdır araştırma, Sayın Başbakan'a sunar. Sayın Başbakan da bu doğrultuda gerekeni yapar. Burada Başbakan tarafından mı gündeminize getiriyor? Yani evet. Şu konularla ilgili denetleme kurulu, Başbakanlık denetleme kurulu idari hukuki yönden usulsüzlük olup hukuksuzluk olup olmadığına baksın mı deniliyor, yoksa siz de kendi bünyenizde belirleyebildiğiniz konular üzerinde bir araştırma yapma yetkisine de sahip misiniz? Aslında çok da sorulan bir sorudur bu. Biliyorsun ombudsperson mekanizması da var. Demokratik yapılanmanın içerisinde son derece önemli bir yapıdır o da. Ombudsperson da kamu menfaatinin zedelendiği bir durum söz konusu olduğu hissedilirse veya yurttaşın müracaatı doğrultusunda hemen harekete geçen bir birim aslında orası. Ancak Başbakanlık denetleme kurulu yasasında da açık olarak belirtildiği üzere Sayın Başbakan tarafından belirlenen konunun bize iletilmesiyle başlayan bir mekanizmadır. Kimi zaman yurttaş soruyor sevgili Baykan, yani size bir dilekçe getirsek incelemeye tabi tutar mısınız? Başlar mısınız incelemeye? Biz de yasa gereği yasayı da göstermek suretiyle aslında başlangıç noktasının Başbakanlık olduğunu gösteririz. Kişi, yurttaş kendine göre haksız veya hukuksuz olduğunu düşündüğü konuyu dilekçeyle Sayın Başbakan'la iletir. Bu nokta son derece önemli. Şimdi tabii son dönemde bu sadece Başbakanlık Denetleme Kurulu ile ilgili değil ama gündeme taşınan çok sayıda yolsuzluk soruşturması var, yolsuzluk dosyası var ve bu süreçlerin işleme mekanizması, sonuç alıcı olması, yapanın yanına kar kalmayacak bir sistemin yaratılması noktasında da hem toplumsal bir beklenti, hem oluşan toplumsal bir baskı, hem de hükümetin de olduğunu söylediği bir iradesi var. Şimdi tamamen bu yapıdan da bağımsız mı, bağımsız bir konumda mı Başbakanlık Denetleme Kurulu, yoksa bu süreçlere müdahale edebilme ya da bu süreçlerle ilgili de görüş talep edilmesi durumunda çalışma ortaya koyarak, araştırma yaparak görüş belirtebilecek bir noktada mı? Şimdi sevgili Baykan, şu anda örneğin bir araştırma geliyor. Biz objektif ve tarafsız olarak bu araştırmayla ilgili tüm çalışmalarımızı yaparız ve sadece biz kendimiz yaparız. Yani gereken evrak veya delil varsa bunları toplamaya, yasa gereği, yasada okuyabiliriz bunları. Yasa gereği hakkımız olan noktalarda veri toplarız ve sadece o raporu hazırlarız sevgili Baykan. Yani raporda dediğin gibi teknik hatalar, hukuki hatalar, her neyse belirlediğimiz, onları hazırlarız. Onları detaylandırırız. Ondan sonra da bu rapor vücuda gelince başbakana sunarız. Sayın Başbakan o noktada değerlendirmeyi yapar. Yani bizim sadece araştırma, bilgileri bir araya vücuda getirme ve sunma ile ilgilidir yaptığımız çalışmalar. Hı hı. Şimdi buradan biraz da ben hukukçu kimliğinizle ilgili değerlendirme almak isterim. Şimdi daha önce yaptığımız programlarda çok konuştuk. Hem bir hukuk devletiyiz ama hukuku hayatımızın her alanında ne kadar doğru kullandığımız ya da kullanamadığımız ya da ne kadar zamanında hukuk yoluyla çözümler ürettiğimiz noktasında çeşitli tartışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz tabii ki. Eminim bir hukukçu olarak siz zaman zaman bu tartışmaların oluyor olmasından getirilen eleştirilerden de rahatsızlık duyuyorsunuzdur. Bu temel üzerindeki eksiklik nedir ki biz böylesi tartışmaları hukuk üzerinden yapmaya ve tartışmaya çalışıyoruz? Şimdi hukukçu kimliğim bana göre, bence bütün kimliklerimin üstünde, yani hukukun bir parçası olabilmek, hukuk devletinin daha iyiye doğru gelişebilmesi için hukuki olarak ne yapılabilir sorusuna cevap aramak benim için çok kıymetlidir. Çünkü dediğim gibi hukuk bir ülkenin temel yapısıdır.
bizim yaşayış tarzımızdır. Bizim daha sonraki nesillere aktaracağımız yapının esas temelidir. Dolayısıyla hukuki zeminde tartışalım deriz sevgili Baykan her zaman. Ne olur hukuki, tamam herkes hukuku bilemez ama hukuki zemin açıklandığında bu zemini algılayıp bunun üzerinden akıl hizasında tartışmanın önemini vurgularız. Tabii ki hukukun önemini konuşurken hukukun insan hayatı veya toplumsal düzen üzerindeki hakimiyetini konuşurken çok defa ikaz ettik veya uyardık. Hukukun topluma cevap verebilmesi için güncel olması lazım. Hukukun insan ihtiyaçlarına cevap verebilir durumda olması lazım. Bu yüzden de bir ülkenin yapısının hukuku sürekli besliyor olması, hukuk düzenini organize ediyor olması, çağdaş cezalandırma prensiplerini takip ediyor olması aslında o ülkenin daha iyi bir noktaya, en azından kontrol edilebilir ve denetlenebilir daha iyi bir pozisyona taşınmasını sağlar. Yıllarca, uzun yıllarca hukuku ellemedik biz. Raflarda bıraktık, hep konuştuk, yasama organını seçimden seçime potansiyel gücümüzü arttırabilmek adına kullandık. İkaz ettik, dedik ki veremiyorsa hukuk topluma cevap, yine zarar görecek olan biziz. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlara kırılıp güvensizlik duyup sitem eden biziz. Ama mahkeme önündeki kuralı, önündeki yasayı uygulamakla mükelleftir. Yani siz mahkemenin kararını beğenmiyorsanız sizin müracaat merciniz meclistir. Çünkü yasa koyucu oradadır dedik yıllarca. 2015'ten sonra sevgili Baykan bir hareketlenme oldu hukuki olarak. Örneğin 2015 yılında yapılan aile ve ceza üzerinde yapılan değişiklikler faydamıza olmuş mudur? Oldu. Şu anda da meyvasını yemeye başladık. Çünkü dediğim gibi yani sen toplumunu analiz edip tanıyıp nelere karşı tedbir alman gerektiğini bilmiyorsan bu seni dediğim bir yere taşımaz ve sen bu şekillendirmeyi hukukla yaparsın. Hukuk düzenini çağdaş bir pozisyona getirirsin. İnsanların faydalanacağı veya insanların imtina edeceği bir noktada tutarsın ki nabız da, toplumsal gelişim nabzı da ona göre şekillenir. Şimdi tabii bu yıllardır hani üzerine eğilmediğimiz, tadil etmediğimiz yasal düzenlemeler ve tabii ki sadece yasal düzenlemeler değil, oluşturamadığımız, eksiklerini gideremediğimiz altyapı sorunlarıyla beraber de son birkaç yıldır daha fazla tartışmayı açtık. Evet. Keza bu adli yıl açılış törenlerinde artık yüksek mahkeme başkanları sadece kendi iç meseleleriyle ilgili değil, ülkenin de aslında yaşadığı sıkıntıları da işaret eden açıklamalar ve pozisyonlar ortaya koymaya başladı. Şimdi bu 2015 yılında tadil edildiğini söylediğiniz aile ve ceza yasasının şimdi meyvelerini yemeye başladık dediniz. Hala çok eski yıllara dayanan yasal düzenlemelerle ülkeyi yönetmeye çalışıyoruz. Hı. Burada eksikliği nerede görüyorsunuz? Şimdi, yani öncelikler mi belirlenemiyor ve bu yasal değişiklikler günün gerek ve koşullarına göre değişikliğe uğramıyor, yoksa önceliklerden çıkıp da farklı yol haritaları mı ortaya çıkıyor? Yani buradaki sıkıntı nedir size göre? Şimdi konuşmanın başında tartışmaya başladık, daha fazla tartışıyoruz dedik. Bunu ben çok önemsiyorum. Bir şeyleri tartışıyor oluşumuz ama altını çizerek söylüyorum ki fırsat bulursam ona da değineceğim sevgili Baykan. Beyin hizasında tartışmadan bahsediyorum. Bel hizasındaki tartışmadan bahsetmiyorum. Bir toplumun tartışıyor olması önemli. Ama demokratik sınırlar içerisinde çağdaş şekilde tartışmanın, etik şekilde tartışmanın da öneminin altını çizmek isterim. Yani bir bakıyorsun bir eleştiri karşına çıkıyor, akıllara zarar. Hakaret içeren, sövme içeren, şiddet içeren, insan haklarını yerle bir eden, eleştiriden çıkan, evet evrensel değerlerden uzaklaşan birçok tartışma da var. Onlara tartışma demiyoruz. Bizim kastettiğimiz tartışma demokratik noktalardaki tartışmalardır. Konuşalım, konuşmalıyız. Biz de kendimizde kusur bulmak zorundayız. Yıllarca konuşmadık. Biri bizi işten atar, biri bizi işe alır. Bir şey isterik olmaz.
vesaire diye siyasi baskılar neticesinde konuşmadık, gizlendik, seçim zamanları ortaya çıktık. Sonra yaratılan tablolardan da hep sitem ettik. Ama bu böyle değil. Yapacağımız dediğim gibi demokratik tartışmaların önemi büyüktür. Artık kabuklarımızdan da çıkma zamanı gelmiştir. Bu bağlamda altını çizerek kendini belli eden bir noktayı da dile getirmek isterim. Uzun zamanlar boyunca Barolar Birliği oturdu. Barolar Birliği, ki bence Barolar Birliği ayağa kalkınca bütün kurumlar oturur bir ülkede. O kadar net ve açık söylüyorum. Çünkü bünyesinde hukukçuların bulunduğu oldukça önemli bir mekanizmadır. Ve şu anda dikkatini çekmiştir. Barolar Birliği'nin son derece yoğun toplumsal meselelere insan hakları noktasında dahil olma şeyi var. Hevesi ve de gayreti var. Ve bunun meyvelerini bugün komitelerde, meclis komitelerinde görüyoruz. Barolar Birliği'mizin yetkilileri de harıl harıl çalışıyor. Bir noktaya taşımaya çalışıyor. Basın bildirilerine bakıyorum. Son derece kararlı ve toplumsal menfaatleri gözeten önemli açıklamalar vardır. Yine ilaveten ekliyorum. Örneğin biz kadın konusunda çok konuştuk. Kadın haklarının, çocuk istismarının bu toplumda tali değil, ana konu olduğunu çok konuştuk. Ne olur dedik, önemseyin. Çünkü ucunda ve sonunda ölüm var. Dedik ve bu bağlamda da neler yapılması gerektiği hususunu tartışmaya açtık. Örneğin geçtiğimiz yıl 2018 yılında benim için çok önemli olan meslek hayatım boyunca meslek hayatının belki de 1/3'ünü bu noktaya ayırdığım bir konu vardı. Adli yardımlaşma sevgili Baykan. Hep savunuyoruz, yani baştan da biraz önce de sen başlattın, hukukun önemini ortaya koyduk. Hukuk doğru düzgün işlerse adalet dağılımı da bu bağlamda daha sağlıklı işler. Aynen öyle, daha sağlıklı gelişir. Madem adalete inanıyoruz, bütün beklentilerimiz, sarsılmayan inancımız adalettir. Biz bu adaleti nasıl kullanırız? Eşit. Eşittir hepsimiz. Senin için adalet aynıdır, benim için de adalet aynıdır. Herkes için öyledir. Dolayısıyla bu eşit adalette insanlar nasıl hak arama mücadelesine girer? Doğal olarak bir avukat tutma vasıtasıyla, bir hukukçu vasıtasıyla hukuki mütalaa alır ve müdafasını bu noktada sürdürür. Peki herkesin de bir işe ihtiyacı var. Herkes para kazanmak zorunda ve örneğin bir avukat için para kazanma yöntemi müvekkil sahibi olma ve tabii ki davan takdir ettiği rakam üzerinden ödenmedi. Bu noktada avukat haklıyken hak arama mücadelesi içinde ekonomik açmazı olan, çok ciddi sağlık problemleri dolayısıyla bütün servetini bu sağlığına harcayan vesaire mağdur durumda olan birçok insan var. Ve ya bunu ödeyecek ya onu ödeyecek noktasında maalesef onu ödeyemediği için hak arama mücadelesinden mahrum kalmıştır. Hukuk zemininde. Hukuk zemininde. Hak arama mücadelesinden veya hukuki bir mütalaa alıp doğru noktaya gitme noktasından mahrum kalmıştır. Ve bu adli yardımlaşmanın olmayışındandı. Oysa Barolar Birliği'nin yaptığı çalışma, Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla şu anda adli yardımlaşma mekanizması kuruldu ve mağdur kişiler veya kadınlar bu hukuki noktada destek alabilecek. Hukuki, bu çok önemli bir şeydir ve bu baronun büyük katkısı vardır burada. Bununla ilgili olarak şiddete yönelik şiddet biriminin kurulması, burada Barolar Birliği'nin çok katkısı var. Sivil toplum örgütlerinin ne kadar önemli olduğunu çok konuştuk. Ve bunlardan en önemlisi, kendimin de gururla altını çizeyim, mensup olduğum Barolar Birliği kurumunun, yani mekanizmasının bu anlamda toplumla birlikte insan hakları odaklı taraf olması işte bu güzel sonuçları doğurur. Oldu mu Baykan? Olmadı. Bilmiyoruz. Adım attık. Adım attık ama bu adım çok sağlıklı mı? Çok sağlıklıdır. Daha fazla adımlarla koşmayı sağlamalıyız. Şimdi adım attık, oldu mu dediniz, bunu bilmiyoruz. Şimdi bu noktada adım atmanın yeterli olmadığını görebiliyoruz. Bir gayret göstermenin, bir rol almanın ya da bir görev üstlenmenin önemli olduğunu biliyoruz ama burada iş artık o noktada bir adım öteye geçebilmek için siyasi iradeye düşecek veya düşmeli.
Bu noktada örneğin Barolar Birliği'nin son dönemdeki çıkışları, son dönemdeki toplumsal olaylara gösterdiği reaksiyon ve bu toplumsal olaylarla ilgili almak istediği rol üzerinden gidersek, siyaseten yalnız bırakılıp bırakılmadığı noktasında nedir peki değerlendirmeniz? Yani siyaseten yalnız bırakılır veya bırakılmaz noktasını bilmiyorum ama toplumun desteğini alırsa yanına bu siyasete de şekil verir biliyorsun. Yani günün sonunda kamu menfaatlerini savunur bir durumda olan bir yapının oluşması siyaset üstü bir tavrı da ortaya koyar diye düşünürüm. Tabii ki siyasi yapının veya devlet otoritesinin artık öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlikle alakalı olarak da adım atması lazım. Yani bu atılan adımları beslemesi ve desteklemesi lazım. Bu yani bizim artık bir nüfus analizine ihtiyacımız var. Yani bu nüfusun dağılımına ve bu nüfus dolayısıyla nasıl bir yakın zaman öngörebileceğimizin artık hesaplanması lazım. Şimdi burada çok ilginç, dün ya da bir önceki gündü yanılmıyorsam bir haber ajansında Türkiye vatandaşlarının dünyadaki nüfus yapılarıyla ilgili bir bilgi, hani oradan buraya gelmek istiyorum ben haliyle. Şimdi nüfus yapısını bilmek, nüfus yapısıyla ilgili hem planlamayı ortaya koymak ekonomik anlamda, hem toplumsal anlamda, hem sağlık için hem eğitim için, bunlar önemli. Ama hukuk için de önemli. Çünkü bir ülkenin nüfusuyla ilgili kontrolsüzlük aynı zamanda suç ve suça benzer eylemleri de beraberinde getiriyor. Şimdi buradan oraya geçmek gerekirse, bu zemin üzerinde yapıyı bilmediğimiz sürece hukuksal çözüm modellerini getirmek yetersiz mi kalacak? Şimdi tabii ki sizin bir uygulamayı toplumun uygulamaya toplumun cevap verebilmesini öngörebilmeniz için toplumu tanımanız lazım. Madem sen suç noktasından girdin, çok önemli tezler vardır bu konuyla ilgili. Yani sizin toplumdaki suç oranını engelleyebilmeniz için bir kere o toplumun kimliğini bilmeniz lazım. Yani tanımanız lazım kimliği. O toplumda ne kadar örneğin kaçak işçi var, o toplumda ne kadar şiddet gören kişi var, o toplumda ne kadar istismara uğrayan kişi var. Peki yaşayış tarzları, eğitim biçimleri, aile yapıları, bunların tamamıyla tasnif edilmesi lazım. Ve biz bir yasayı çıkartıyoruz, çok önemli bir şeydir bu. Yani siz dünyanın en güzel yasasını çıkarırsınız. Muazzam bir yasadır. Ama uygulamaya gelince nasıl uygulayacağınız konusunu veya uyguladığınızda algının nasıl şekilleneceği veya size nasıl cevap vereceği noktasını düşünmezseniz uyum noktasında ciddi beklenti dışı şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu anlamda nüfus analizinin, nüfus dağılımının, işsizin vesairenin yapılanmasını bilmen o uygulama için son derece önemli. Tabii dün İçişleri Bakanı'nın Türkiye İçişleri Bakanı'yla yapmış olduğu suçla mücadele, suçluların önlenmesi, evet, protokollerle ilgili de yani detaylarını tam olarak incelemedim. Henüz fırsat bulmadım ama tabii ki bu yine suçu önlemeye ilişkin protokol ve müşterek alınan kararlar söz konusudur. Önemlidir çünkü yani son bir yıl içerisinde en az 5 kişi, Türkiye'de azılı olarak aranmakta olan 5 kişinin bizim havlularda bulunması, gene yani bizim ülkemizin bahçelerinde bulunması hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bu aktarımı olsun engellemek zorundayız. Çünkü yani artık kimlik, pasaport vesaire ve bana sorarsanız ülkeler kendi ülkelerine geliş gidiş noktasında münhasıran yetkiye sahiptir sevgili Baykan. İstediği soruyu sorar, istediği şekilde kabul veya reddeder. Buna herkes uyum sağlamak zorundadır. Biz defalarca kendi içimizde böyle bir yetkiyi kullanmıyoruz anladığım kadarıyla ama değil mi? Gördüğümüz tabloya yani bakılırsa, yani dünyayı gezdik. Günün sonunda çok canımızın sıkıldığı
checkpointlerde muameleler yaşadık ama ağzımızı açıp bir şey diyemedik. Çünkü o ülkenin kendi güvenliğini sağlama münhasıran kendi yetkisine bırakılmış bir şey. Bu hassasiyeti kınayamayız. Biz de öyle olmalıyız tabii ki. Tabii biz tartışmayı sadece ülkeye hani kimlikle değil de pasaportla giriş noktasına getirip tartışmayı farklı bir noktaya getiriyoruz ama hani giriş ve çıkışlarda pasaport dahi bulundursa bir kişi, onun da suç ve suçla ilişkili olup olmadığı noktasında eğer sistem üzerinden bunu görmüyorsak bu da bir anlam ifade etmeyecek herhalde. Elbette değil mi? Yani pasaport, örneğin mesela pasaport ların okunması söz konusudur sevgili Baykan. O pasaportlar çiplidir veya kimlik kartları çiplidir. Onlarla ilgili olarak artık ülkeler arası bir takım bağlantılar, tabii kişilik haklarını zedelemeden, özel bilgilerin aktarılmasına sebep olmadan hassas bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yani ülke vatandaşlarının bilgilerini vereceğiz diye farklı bilgilerin de ortaya çıkarılmaması gerekiyor. Bunu da incelemek, bunu da değerlendirmek lazım diye düşünürüm. Ama tabii ki ülkelerin güvenlik açısından, uyuşturucu açısından, ülkeye kaçak gelecek olan, ülkede kaçak bulunacak olan, suç işleme potansiyeli büyük veya ülkeye başka bir amaçla gelip daha sonra suç işleyip ortalığı kamu düzenini alt üst eden kişilerle ilgili üreteceği kararları önemsemek lazım. Başka kaybedecek bir şeyimiz kalmadı sevgili Baykan. Bir avuç adanın içerisinde her gün suç farklı nev içeren, farklı ruhu değişen suçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların birçok sebebi olabilir. Yani ben bazılarının beklediği gibi başka noktalara çekmeyeceğim bunu. Kişilerin içinde bulunduğu ekonomik açmaz, ruh hali, dış etkenler vesaire. Ben sosyolog değilim veya toplum bilimci. Onların yapmış olduğu araştırmaları okumaya çalışıyorum. Saygı duyuyorum çünkü önemlidir bu branş. Toplumların yapılanmasıyla veya altyapısıyla ilişkili, manevi altyapısıyla ilişkili çok önemli bağlar koyar bizi ortaya. Dolayısıyla güvenliği sağlayacak noktalarda harekete geçmemiz, geç kaldığımız bir noktadır zaten. Yani bunu bir an önce telafi etmeliyiz. Polis örgütünün hassasiyetle yapılanmaya çalışması gerektiğinin altını çizerim. Eksik bir personel yapısından söz ediliyor. Bıktım ama usandım sevgili Baykan. Bunu duymaktan, böyle bir hakkı, lüksü yoktur hiçbir kurumun. Güvenlikle yani doğru bir organizasyon şemasıyla bu sorun en azından giderilebilir miydi? Tabii ki elbette hizmet içi eğitimlerle farklı noktalarda istihdam yaratarak anayasasında güvenliğinin sorumlu olduğu birimin, yani bende personel yetersizliği var, bende donanım yetersizliği var vesaire demek suretiyle Cumhurbaşkanı'na dahi yapılan saldırıları koruyamıyor durumda oluşu, bir ülkede yaşayan farklı noktalara yetişemiyor oluşu benim nazarımda kabul edilebilir bir şey değildir. Son sel felaketinden sonra yaşanan hadiseler vardır. Hepsimizin yağmur damlasıyla birlikte aklına gelen ilk maalesef anı o oldu. O hüzünlü dört gencin hayatını kaybetmesi noktasında de sorgulanmalıdır. Daha sonra işte merhumların gömülmesi safhasında isim karışıklığının yaşanması vesaire, bunlar artık yani bizim aşmamız gereken, çağdaşlıkla alakası olmayan hususlardır. Dolayısıyla güvenlik konuşurken evet İçişleri Bakanlığı'nın alacağı tedbirler hassasiyetle önemli ama polis örgütünün de hassaten kendini dizayn etmesi, eğer yetemiyorsa yeni bir yapılanmaya girmesi, yeni kan gerekiyorsa yeni kanın oluşturulması ve bu anlamda da toplumsal huzuru sağlamaya yönelik sorumluluk sahibi olması gerekmektedir. Takip ediyorum bu konuyu. Bu söylediğiniz eksen üzerinden sormak isterim. Şimdi bir bütünsellik olursa ancak, yani paydaşlar ortak bir çalışma şüphesiz azmiyle eğer bir ortaya performans koyarsa ancak
herhangi bir konuyla ilgili de bu böyledir. Kaldı ki güvenlik ve suçun önlenmesi noktasında daha da hassasiyet taşır. Burada örneğin bu işbirliği mekanizmasının olmadığını söylemek doğru olabilir mi şu anki görüntü itibariyle? Tam olarak işbirliği mekanizmasının olmadığını söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum. İşbirliği var, bir şekilde iletişime geçiliyor. Örneğin mesela bu kadına şiddetle ilgili olarak oluşturulan bir birim vardı. Burada süratle bu birimin oluşturulması ile ilgili katkı koyuldu. Bunu hepimiz gördük. Yeteri kadar ve daha çok olması için konuşuyorum ben şu anda. Yani çünkü bizim güvenlik hususunda zafiyet yaşama gibi bir lüksümüz yoktur. Yani sizin almadığınız güvenlik önlemleri birinin hayatına mal olabilir. Dolayısıyla buradaki motivasyon daha fazla organizasyon, daha fazla asgari müştereklerde nasıl buluşabiliriz? Daha fazla paydaşı bir araya, başka projelerde nasıl bir araya getiririz? Bu konu sadece İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı organizasyonla olmaz. Biliyorsun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili olarak polisin yakından yaptığı çalışmalar vardır. Birçok konuyla ilgili, birçok bakanlıkla ilgili polisin mali şube dolayısıyla Maliye Bakanlığı ile yaptığı çalışmalar vardır. İşte tam da bu noktadır söylediğim. O organizasyonların şekillendirilip bir an önce hayata geçmesi için kendinde bu sorumluluğu aramalıdır güvenlik kuvvetleri veya işte güvenlikle ilgili birimler. Bunun altını çizerim, bunu önemserim. Dediğim gibi bu konuyla ilgili zafiyet yaşayacak lüksümüz yoktur. Böyle bir lüks yok, çok doğru bu söylediğiniz. Dolayısıyla eksiklikler kendi iç mekanizması içinde yeniden bir yapılandırmayla belki aşılabileceği gibi dediğiniz noktada taze kan da gerekiyorsa bu da sağlanmalı. Şimdi şuna da biraz gelip değerlendirmenizi almak isterim. Şimdi hukuk devleti olma ana ilkesinden hareketle hukukun geç tecelli etmesi ya da sistemin koşulları itibariyle süreçlerin uzaması son yıllarda bireylerin kendi hukukunu araması noktasında gayri yasal eylemlere dönüştürmesine de sebebiyet verdi. Bu da eminim bir hukukçu olarak sizi en çok rahatsız edenlerden biridir. Şimdi burada hukuk mu bu süreçleri daha süratli ve daha az bir zaman içinde üretemediğinden kaynaklanıyor, yoksa yine güvenlik güçleri noktasına mı geliyor iş, yoksa her ikisinin zafiyetleri mi aslında böyle bir sonuç yaratıyor? Sevgili Baykan, hukuk veya mahkemeleri konuşurken onun kadar önemli bir noktayı da konuşmak zorundayız. Başsavcılık mekanizması. Başsavcılık mekanizması yine demokratik hukuk devleti için son derece önemli bir mekanizmadır. Tabii ki yargının bel kemiğidir. Bu noktada yeni bir başsavcımız var. Sayın Bey Çöztürk başsavcı olarak atandı. Dün de nasıl olduysa bütün haber bültenlerinde farklı olarak verildi. Bunun haberi, onu da hatırlatmış olalım. Bütün basında öyle çıktı. Sayın Başsavcı'nın göreve geldiği günden itibaren yaptığı açıklamaların çok hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık yüreklilikle yapılacak olan çalışmanın veya yapılmamış olan çalışmanın altını çizdi Sayın Başsavcı. Ve bu anlamda yaşanan gecikmenin de toplumsal huzursuzluğu doğurduğunu ortaya koydu. Yani bu anlamda hukukun işleyebilmesi için tüm mekanizmalarının da aynı anda çalışıyor olması lazım. Yani siz mahkemedeki bir meseleyi bir noktaya taşıyabilmeniz için mahkemenin altyapısının şüphesiz doğru düzgün çalışıyor olması, elemanlarının yeterli olması gerekiyor. Bu anlamda bir haftaya yakın ya da 10 güne yakın biliyorsun geçtiğimiz günlerde odacı veya tebliğ memuru eksiği vardı mahkemelerde. Yani muazzam bir şekilde adalet durdu. Yani bu gibi gecikmeleri yaşıyoruz. Sonra dediğim gibi işte cezai soruşturmalar, kovuşturmalar neticesinde şikayette bulunduktan sonra siz polis genel müdürlüğü veya polis birimleri tarafından şikayetiniz üzerinden bir
ithamname hazırlanır veya suç unsuru olup olmadığı noktası değerlendirilmek üzere başsavcılığa gönderilir. Başsavcılığın içerisindeki görev dağılımının ve organizasyonunun da bu dosyalara yetebilecek şekilde olması lazım. Ve bu anlamda da süratle yapılması lazım. Ülkede o kadar çok suç unsuru var ki, ülkede o kadar çok suç işleniyor ki, yani adli yılların açılışında başsavcılarımızın dile getirdiği 27 bin, 40 bin dosyadan bahsediliyor. Durmadan arkası kesilmeyen dosyalardan bahsediliyor. Yine bu anlamda bu dosyaların bir anlam veya önem kazanabilmesi için yerel yerinden yönetim kuruluşları olan belediyelerin adres noktasında, kişilerin adresleri noktasında veya belirtilen adreslerin yönlendirilmesi noktasında altyapılarını tamamlamış olmaları çok önemli sevgili Baykan. Eğer siz doğru düzgün bir adres noktasında gerekli veriyi, bilgiyi almazsanız veya bu adresle ilgili doğru düzgün bir yapılanma yoksa bu defa tebliğ olmaz. Bu defa kişiye ulaşmaz. Bu defa o dosya bekler, zamanlarından bekler, yığın olur bekler vesaire. Günün sonunda sekteye uğrar mı adalet? Bir şekilde teknik yetersizliklerden dolayı da sekteye uğrar. Yani kendi içiniz ne kadar da mükemmel veya motivasyonu yüksek olsa da tabii ki bu anlamdaki donanımın, bu anlamda ülkesel altyapının ve bu işleyişe destek olacak olan yapının da sorgulanması veya konuşma aralarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte tüm bunlar eğer doğru işlerse elbette demokratik hukuk ve sosyal hukuk devletinin ideal tüm mekanizmaları pozisyonu oluşur ama en ufak bir şeydeki bir aksama zincir etkisi yaratarak bir sonraki halkayı da etkileyerek bu anlam bağlantının kopmasına sebep olur. Dolayısıyla Sayın Barolar Birliği Başkanımız Hasan Bey'in de Sayın Başsavcının da Sayın Yüksek Mahkeme Başkanının da yıl açılış konuşmalarında veya yapmış oldukları röportajlarda altını çizdikleri konulardır bunlar. Takip ediyoruz, onlardan görüyoruz. Mahkeme binalarının yetersizliği veya kişi sayısının artık mahkemenin o kişi sayısına doymuş olması tabii ki en sık rastlanan şeylerden, şikayetlerdendir. Tüm bunlar da dediğim aşılması gibi aşılması için tabii bir kaynağı, maddi bir kaynağı gereksinim var evet, ama elbette. Bu bütçe yapıları organize edilirken yeterli kaynak aktarılmadığı, eksik bırakıldığı için mi yoksa gerçekten o hassasiyeti içselleştirememiş olmamızdan mı kaynaklanıyor? Şimdi bu? Sevgili Baykan, biz uzun yıllar bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek önemli konunun ekonomik ve maaşlar üzerinden olduğu noktasını, algısını yarattık. Bu ülkenin hala böyle bir algı var. Hala böyle bir algı var. Yani maaşları verebiliyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Oysa bu yani emekçinin çalışmış olduğu, emeğini ortaya koymuş olduğu noktada ona ödediğiniz tabii ki bir paradır, bu yapmakla mükellef olduğunuz şey. Ama biliyorsun bizde bir şey yapmakla mükellef olsanız da yaptığınızda bunu bir övünç olarak algılatmaya çalışırsınız. Kişilik olarak bireylerde de var bu. Yani okey, ben alkol kullanmam ya. Tam zaten kullanmaman lazım da araba sürerken alkol. Yani bununla bu sana bir artı puan kazandırmaz. Getirmiyor. Dolayısıyla bunu toplumsal olarak da yaşıyoruz. Ve günün sonunda geldiğimiz bu noktada yani konuların, hangi konuların önemli olduğunun ayrıştırılması çok önemli. Tabii ki bütçe konusu öyle ama yıllarca biz hukuku çok önemsemedik. Yani işte bir şekilde avukatlar, mahkeme binası falan var, hukuk da var noktasındayız ama artık dediğim gibi gene geldik aynı konuya. Yani nüfus konusu. Nüfusta yaşadığımız bilinçsizlik, bilinmezlik, yani 500 bin veya 600 bin görünmeyen bir o kadar daha buzdağının görünmeyen kısmı var. Ve biz dolayısıyla artık daha geniş düşünmeliyiz. Yani daha fazla düşünmeliyiz. Gerçi toplumun her noktası yaralı. Yani sağlığa da bütçe ayırman gerekiyor, eğitime de bütçe ayırman gerekiyor. Yollara da bütçe ayırman gerekiyor. Yani iki gündür yolda nasıl gittiğimi ben bilirim yani sevgili Baykan. Bu arada mahkemeler önünde Girne'de son yağış nedeniyle evet, yol yarıldı, çöktü. Evet. Bir sıkıntı doğuyor tabii haliyle şimdi orada.
Hani konu açıldığı için sormak isterim size. Bir tamir var mı? Bildiğim kadarıyla bir çalışma başlatılmıştı ama tabii herhalde yani yalnız o kısımcı değil sirayet eden herhalde belli bir kısmının da elden geçirilmesi gerekecek. Zaten orası çok tehlikeliydi sevgili bakan. Birçok avukat orada arabanın altında kaldı o bölgelerde. Yani hala hazırda güvenlik açısından da tehlikeli. Yollar çökmüş durumdadır. Bence dağ yolunu kimse kullanmasın mecbur kalmadıktan sonra. Yolun içerisinde yolda bir şey yoktur sanırsın sevgili Baykan. Güzergahında gidersin. Meğer orada bir su birikintisi var. Öyle bir su birikintisidir ki savrulursun. Yani ben titreyerek direksiyonu böyle iki elimden tutarak kucaklayarak neredeyse o şekilde seyahat ettim. 2-3 gündür yani. Bugün de yine benzer yani bir durum bir var. Yol, yine yağış. Bir arabayı üstümde nasıl atarım der herhalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yollarda. Yani normalde yol biliyorsun trafik hususunda da çok çalışmışlığımız vardır. Yol aracı tutar. Tutar yolda tutar. Yani böyle de yapsa böyle de yapsa tutar meyiline göre. Bizde de nasıl atar diye bir çalışma söz konusuydu herhalde. Yıllarca tabii ki son geldiğimiz noktayı söylemiyorum. Yani bu yollar 30 senedir 40 senedir bizi bu şekilde taşıdı. Ama tabii çarpık yapılaşma, toprağın yerinden oynaması, toprağın kontrolsüzce yerinden oynatılması hem tabii ekolojik noktada da bize zarar verirken ciddi maddi ve manevi zararlara da sebep oldu. Çünkü yani görüyorsun paran var, tanıyorsun birilerini, derenin üstünde izin alabiliyorsun, yolunu kesiyorsun, sonra da zarara uğrayıp ağlıyorsun. Bunlar gerçekten sosyal hukuk devletine yakışmayan, birey odaklı, egemenliğin kayıtsız şartsız halkın olduğu yapıya hiç uygun olmayan olaylardır bunlar. Ve bunların hepsinin tespit edilerek yerel yerinden yönetim kuruluşları veya kaymakamlıklar tarafından tespit edilerek çok acıdır Baykan belki ama yani oradan o yolların açılması gerekirse yıkılması gerekiyorsa çünkü kamu menfaatinin üstünde olamazsınız. Şimdi bu son felaketten sel felaketinden sonra ortaya çıkan tartışmalar sonrasında Başbakan'ın ifadesi neticesinde örneğin dere yatakları kamulaştırılacak noktasında bir pozisyon konulacağı ifade edilmişti. Şimdi zaten dere yatakları kamusal alan değil midir? Bunları özelleştiren ya da özele devreden kimdi? Burada ne gibi hukuksuzluklara imza konuldu? Bunlar da ayrı tartışmaları beraberinde getirmeli. Aynen öyle. Ve keza biz burada bu sürecin ardından mühendisleri ağırladık. Mühendisler zaten mühendisliğin temelidir. Bu bir kuraldır. Bu yapıların üzerine inşaat yapılmaz noktasında görüşler ortaya koydu. Burada hem mühendislik hem de hukuksal anlamda bir tahribat yaratıldı. Tabii. Nihayetinde. Şu anda telafi edilmesini bir kenara bırakalım. Gerçekten bu kararlılığı başbakanın da bunu bir süre önce ifade etmesi noktasından görebiliyor musunuz? Yani dokunmaya başladı mı bu sizce? Yani Sayın Başbakan'ın toplumsal olaylarda veya vehameti yüksek olaylarda vermiş olduğu tepki ortadadır zaten. Yani iyi bir şey yapılmaya çalışılıyor. Sevgili Baykan, yani gerek ekonomik anlamda gerek toplumsal anlamda iyi bir şey yapılmaya çalışılıyor. Ancak hiç beklemediğiniz bir noktada aslında bundan önceki zamanlarda beklenmesi gereken ama bana ne ben vereyim benim için bu sana bahsettiğim bu son yaşadığımız kıyımla ilgili mazisi 30-40 seneliktir bu olayların. Yani dün olmadı bu olaylar. 10 yıl önce de olmadı. Eskidir bu olayların mazisi ama bize bir şey olmaz. Biz verelim dün dündür, bugün bugündür mantığıyla. Maalesef işte görüyoruz biz de internetten sen de öyle kan su kanallarının çıkışını, debisini vardığı yeri gördük. Yani bunlar yeni bir sistemle karşımıza çıkmadı. Bunlar gel gidelim İçişleri Bakanlığı'nın harita bölümüne. Bunların geniş haritalar üzerinde yerleri de bellidir sevgili Baykan. Yani bunlar bugün uydu görüntülerini biz
şeyden, medeniyetten dolayı bugün bulup bunları öğrenmedik. Ta İngiliz zamanından devletin havuzları, devletin kuyuları, her şey işaretlenmiş ve yerli yerine oturtulmuştur. Çünkü o günkü pozisyonda ondan önceki yüzyılların çalışmasıyla elde edildiydi. Dolayısıyla hassasiyet önemlidir. Araştırılacak noktası. Sayın Başbakan öyle bir basın açıklaması da vardı. Zaten kendi yapmış olduğu basın toplantılarında da bildirdi. Evet, yani önemsediği bir konudur. Tüm konularda olduğu gibi ve bu anlamda da gerekli incelemenin yapılacağını düşünüyorum. Tabii burada devlet ancak bu otoriteyi hissettirirse, bireyler de örneğin az önce verdiğiniz örnek üzerinden, yani bir dere yatağının üzerine tüm ilişkilerini kullanarak bir yapı yapılması için onay ve izin mekanizmasını çalıştırmak da istemeyecektir. Ama o otoriteyi ve gerçekten o kararlılığı ancak görmesi durumunda herhalde bireyler de bunu hissedebilecektir. Şimdi biz sokaklarda koştururken dünyanın da aytışmasını, tartışmasını yaptık, hatırlayın. Anayasa madde 38'de kıyılar dedik halkındır. Hiç kimse kıyılara erişimi engelleyemez. Ama hala bu engeli görebiliyoruz. Ama çıktı Sayın Yüksek Mahkeme Başkanımız da dediği, bu tepkiler yerindedir, anayasa açıktır, kimse bunu alt etmeye çalışmasın dedi Sayın Yüksek Mahkeme Başkanımız. Mesela bu en basit örnektir sevgili Baykan. Yani senin denize yaklaşma noktan, senin denizin önünde durma noktan, bu anlamda denizlerin peşkeş çekilmemesi, kıyıların, sahillerin peşkeş çekilmemesi, bu anlamda insanların bilgilendirilmesi, bu yasadan, bu tip yatırımları yapacak olanların bu yasalarla ilgili ön şerhe tabi tutulması, sen burayı yapacaksın ama bu ülkenindir burası, bu ülke yurttaşlarınındır buraları, haberin var mı, bak yaparsan yıkarım, yaparsan yıkarlar geçerler, bunun bilgisini veriyor musun? İşte belki bu noktaların artık önemi anlaşılır. Kimse deli deli sokaklarda koşturmazdı denize girsin diye. Ya da olay yapıp video çeksin diye. İşte tam da bu noktada bu kıyı şeritlerinin bir ülkenin hem ekolojik yapısını hem toplumsal ortak kullanım alanları olduğunun altının çizilmesi için çok önemliydi. Ha, vakti gelmişken hatırlatmış olduk. Biz de bu şeylerin hareketlerinin içindeyiz. İşte imtina etmeyiz. Çünkü görüyoruz ki doğru yoldayız. Yani bu noktaların yerleştirilip oralara konmasının bir sebebi var. Her hukuk maddesinin bir kökeni var, bir sebebi var, bir nedeni var. Dolayısıyla bu da onlardan biridir sevgili Baykan. Yeri gelmişken hatırlattık, iyi oldu. Evet. Yavaş yavaş sohbeti noktalama kısmına geliyoruz. Başbakanlık Denetleme Kurulu'ndan başladık. Hukuk sistemi içindeki sorunlara geldik. Toplumsal olaylarla ilgili artan suç ve suç oranlarına ilişkin neler yapılması gerekliliğiyle ilgili de görüşlerinizi aldık. Sizin bu konuların dışında da eklemek istediğiniz varsa dinleyelim sizi, son cümlelerinizle beraber ve programı kapatalım. Teşekkür ederim. Sizinle vakit geçirmek her zaman çok hoşuma gider. Aynı fırsat bize veriyorsunuz. De her daim. Halktan duyduklarımızı bir sentez yapıp buralardan tamamen yani aydınlanabilmek veya varsa soru aklımızda olan onları paylaşabilmek adına yapıyoruz bunu. Ben çok önemsiyorum bunu. Bana vakit ayırdığınız için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Vermek istediğim evet bir mesaj var sevgili Baykan. Biz bakanlıklardan başladık, hukuktan konuştuk, toplum menfaatinden, toplum güveninden konuştuk. Ben buradan uyarmak isterim. Gerçekten bu toplumu bölmek isteyen, bu toplumda yaşayan insanlar arasında rekabet yaratmaya çalışan, kan tahlilleri üzerinden, milliyetçilik üzerinden bizleri kefelere koyup dağıtmaya çalışanlar var. Bir kere biz şiddetin her türlüsüne her zaman mani olacağımızı söyledik. Biz hayvana şiddete de, doğaya şiddete de, insana da, kadına da, çocuğa da karşı duracağız. Ve bu toplumun içerisinde bile isteye, bu topluma ders vermek adına
bize ayar çekmeye çalışanlara da hiçbir şekilde müsaade etmeyecek. Burası demokratik bir hukuk devletidir. Başka hiçbir devlete de benzetmeyecek bunu. Burası münhasıran biz Adalıyız sevgili Baykan. Ve Adalılar sıcakkanlı, hoşgörülü insanlardır. Ve bu anlamda birlikte yaşamayı seven, paylaşmayı seven, 3 kişi de olsa bir evde asla 3 kişilik yemek pişmeyen, illaki daha fazla pişireyim, belki başkası gelir diyen insanlarız ve onların çocuklarıyız veya torunlarıyız. Dolayısıyla demokratik ortamda yapılan tartışmalar neticesinde, altını çiziyorum, başta da söyledim, çok keyif alıyorum söylemekten, beyin hizasında yapılmayan tartışmalara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz demokratik hukuk devletinin gerektiği şekilde saygıyla, ahlaki değerlere girmeden, milliyetten önce insan hakları ve evrensel değerlere önem veren bir yapıdayız. Federal bir barış için, federal bir çözüm için çarpışıyoruz, koşturuyoruz. Bunu hayal ediyoruz, umut ediyoruz. Yani her anlamda barışı, her konuda kendi bedenimizle barış, ruhumuzla barış, etrafımızla barış temenni ederken, birilerinin gelip de bunun içini karıştırıp, kendilerini ayrı yere koyup, milliyet üzerinden kan tahlili yapıp, bizleri ayırmasına, bizleri bölmesine ve bu anlamda da siyaset yürütmesine, adına siyaset diyorsa, siyaset yürütmesine de her zaman direkli olarak içimizdeki insan sevgisi ve hukukla, kendilerinin yöntemleriyle değil, tehdit ederek değil, ahlaki değerleri ortaya koyup, sövüp sayarak değil. Sadece kendi değerlerimiz, bize öğretilen o güzel kültürün neticesinde karşı koymaya, daha fazla barış için, daha fazla birliktelik için hareket etmeye devam edeceğimizin altını çizerim. Çok fazlayız. Hiç öyle göründüğü gibi değil. Çok fazlayız. Herkes gerektiği an o barış sevgisini ortaya çıkarıp koyacak. Besliyor, büyütüyor herkes. Yani birileri meydanı boş sanmasın. İzliyoruz. İzliyoruz şu anda. Ona göre dediğim gibi içimizdeki barış sevgisi, toplumsal birliktelik, dünya halklarıyla olan içsel bağlarımız neticesinde gereken yanıtı alacaklardır. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için uzun bir zaman oldu. Bu kez ikinci bir program için bu kadar uzun bir ara istemiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Değerli vaktinizden zaman ayırdığınız için, teşekkür değerli görüşlerimiz ederim. İçin bütün çok teşekkür ekibine. Ederim. Güzel bir hafta sonu dileyelim aynı zamanda. Benim mukabele. Tabii ki yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Olası bir felaket de yaşamadan atlatalım İnşallah. Bu süreci diyelim. Evet. Kapatıyoruz programı burada. Haftayı bitirdik. İki günlük aranın sonrasında pazartesi yeni gün ve haftada buluşmak dileğiyle veda edelim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlığınız, huzurunuz ve mutluluğunuz yerinde olsun. İki gün boyunca görüşmek dileğiyle.